Merhaba sevgili öğrenciler. Evaluasyon ile karşınızdayız. Antur elentürü. Bu grupta spor isimleri var. Burada la kravat bozuyor biliyorsunuz. Le ski de vites hız kaya. Le futbol. Le ski alpen ise dağ kaya. Burada yine spor isimleri. La natasyon feminen yüzme. Biliyorsunuz. Le ski nautique su kaya, le judo biliyorsunuz. Le patinage artistique, le canoë, le basketbol bunlar spor, la maison ev burada. Le hockey sur gazon, hokey oyunu, le yoga, la voile yelkenli, l'oreille kulak. Le karate spor, le voleybol, le badminton spor, le soleil ise güneş biliyorsunuz. Atatürk ile ilgili bir doğru yanlış var. Dit, vre, ufo. Doğru yanlış. Atatürk em sever boku ferdi spor yapmayı. Vre. Le 19 Mayıs, 19 Mayıs, c'est la fête de la jeunesse. Jeunesse gençlik, la fête bayram, gençlik bayramı, vre. Atatürk ador bayılır la natasyon yüzmeyi sever vre doğru. Selon Lüvi ona göre Atatürk'e göre Selon Atatürk Selon Lüvi ona göre Selon göre le sport n'est pas très important spor çok önemli değildir fo yanlış biliyorsun Atatürk'ün spora verdiği önemle ilgili çok şey var. Il sport toujours le sport et la santé sporu ve sağlığı sporte destekler. Bu da doğru buraya. Vure. D ise sadece fo bu durumda. Mettez dans l'ordre les phrases. Cümleleri sıraya koyun. Le jeune gençler ju oynarlar. O futbol après cours. Dersten sonra gençler futbol oynarlar. Belki burada après le cours olacak. Après le cours, dersten sonra. Thomas fait du skateboard depuis 3 mois. 3 aydan beri, 3, 3 demek biliyorsunuz. 3 aydan beri Thomas skateboard yapar. Mon père joue dans un club de handball. Babam bir handball kulübünde oynar. Jouer, oynamak. Ma soeur, kız kardeşim, pratique le gymnastique dans le gymnase. Spor salonunda kız kardeşim jimnastik yapar. Les athlètes courent la marathon pendant des heures. Saatler boyunca pendant des heures. Atletler koşar, courir, koşmak. Maratonu saatler boyunca koşarlar. Le basketteur s'entraîne dans la salle de basket. Basket sahasında s'entraîne, antrenman yapıyor. Basketbol oyuncuları. 4. Complétez les phrases. Cümleleri tamamlayın. Avec faire yapmak fiili biliyorsunuz. Bir çekimini hatırlatayım size. Faire fiilinin çekimini. Je fais. Tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font, biliyorsunuz. Bir de jouer fiilimiz var. Je joue, tu joues, il joue, elle joue, nous jouons, vous jouez, il, elle joue. Il joue, elle joue. Peki, jouer oynamak fiili, faire ise yapmak fiili. Birinci cümlede bir kulüpte oyuncular futbol oynuyorlar diyeceğiz. Onlar futbol oynuyorlar. O zaman burası il joue. Il joue o futbol olacak. Fer fiilinden sonra feminen olduğu için burası vous faites de la natation. Vous faites de la natation dans la piscine. Siz yüzüyorsunuz. Faire de la natation, yüzmek. Havuzda. La piscine, havuz.
havuzun içinde siz yüzüyorsunuz. Sonrakinde je fais, fer maskülen olunca ne oluyor? Du oluyor. Bakın, fer du. Je fais du tennis. Ben tenis oynuyorum. Je fais du tennis. Deux fois par semaine. Haftada iki defa. Marie et ses amis, Marie ve arkadaşları fon yapıyorlar. Beach volley à Marseille. Yine burada maskülen. Du beach volley à Marseille. Marseille'de, Marsilya'da bu plaj voleybolu oynuyorlar. Nous faisons yine du rafting sur la rivière maskülen. Biz rafting yapıyoruz rivière. Nehirde, sur la rivière, sur üstünde biliyorsunuz. Tu fais, yine patinaj maskülen olduğu için. Faire du patinage, tu fais du patinage artistique sur la glace. Sen artistik patinaj yapıyorsun buzun üzerinde, la glace, buz. Bir daha okuyayım hepsini. Il joue au foot dans un club. Vous faites de la natation dans la piscine. Je fais du tennis deux fois par semaine. Marie et ses amis, ses amis font du beach volley à Marseille. Nous faisons du rafting sur la rivière. Tu fais du patinage artistique sur la glace. 5. Transformez les phrases comme dans l'exemple. Transformez, değiştirin, dönüştürün. Örnekte olduğu gibi. Örnek, exemple. Nous faisons de l'équitation les samedis. Fransızca'da günler, İspanyolca'da oluyor ama Fransızca'da çoğul gerek yok. Le samedi, tek başına. Cumartesileri oluyor zaten. Le samedi. Nous faisons de l'équitation le samedi. Bu cümle normal bir cümle. Bu cümleyi imperatif, haber, imperatif, emir kipine dönüştürüyoruz. Fransızca imperatif, emir kipi. Emir kiplerin en azından benim bildiğim diller açısından ortak bir özelliği var. Bu kipte şahıs zamirleri bulunmaz. Onun için ne yapmışlar? Önce nu'yu cümleden çıkarmışlar. F'yi büyüterek. Faisons de l'équitation le samedi. Cumartesileri ata binelim. Biz ata binelim diye cümleyi emir kipine çevirmişler. Ben de bütün cümlelerdeki emir kipine çevireceğimiz şahıs zamirlerini sildim gördüğünüz gibi. Burada bu, tu, nu, bu. Sonra Fransızca'da er ile çekilen fiiller ikinci tekilde, fiil, düzenli fiillerde es vardır. Sonu erle biten fiiller, birinci grup fiillerde. İkinci tekilde hep es olur. Tu commence, tu frappe gibi başka birçok. Tu aimes. Peki ne yapacağız? Emir kipine çevirirken önce büyütüyoruz. F, frap. Burada frapes diye yazılmış ama S'yi de atıyoruz. R'le biten fiillerde. Frap le ballon. Frap le ballon. Très fort. Şekline geldi. Frap le ballon. Très fort. Ne diyor? Topu. Topu çok hızlı vur. Très fort. Topa çok hızlı vur. Tabii emir kiplerinde ne olur bir de cümlenin sonunda doğal olarak bütün dillerde de öyledir. Ünlem işaretini koyuyoruz. Frappe le ballon très fort. Topa hızlı vur. Peki burada vous da suivez diyor. Aynen kalıyor. Suivez. Bien, les joueurs de l'autre
ekip, diğer takımın ekip takım burada. Diğer takımın oyuncularını izleyin. Sübebiyen. Onları takip edin. Arkalarından gidin. Follow İngilizce'deki. Onları takip edin diye bağırıyor antrenör oyuncularına. Frappe'de olduğu gibi burada da commands diyeceğiz. S olmayacak. Commands. Avec le sifflet de l'arbitre. Arbitre hakem demek. Başla hakemin düdüğüyle, sifle düdük. Hakemin düdüğüyle başla diye bağırıyor. Commence avec le sifflet de l'arbitre. Peki, nous escaladons la montagne très prudemment. Biz daha çok dikkatli, prudüman, çok dikkatlice, très çok, prudüman, dikkatli, ihtiyatlı. Biz daha çok ihtiyatlı tırmanıyoruz. Burada nu'yu attığımızda tekrar escaladon diyerek cümleyi emir kipi haline getirebiliyoruz. La montagne. Arkadaşlarınıza diyorsunuz ki escaladon la montagne très très prudemment. Prudemment. Escaladons la montagne très Peki burada servez le ballon vers le filet. Servez le ballon. Topu atın vers le file. Fileye doğru. Voleybolda belki bu. Servis atmak, servis kullanmak anlamında voleybolda biliyorsunuz. Servis deniyor. Servez le ballon vers le file. Bunların hepsi gördüğünüz gibi artık emir kipine dönmüş oldu. Burası haber kipi. Şahıs zamirleriyle Fransızca'daki endikatif. Burası imperatif. Burası endikatif. Kip olarak endikatif kipini imperatif kipine transforme, dönüştürdük. Complétez la phrase avec les mots suivants. Önümüzde birkaç kelime var. Bu kelimeleri aşağıdaki doğru yerlere yerleştireceğiz. Mer, deniz. Pratique, biliyorsun, pratique fiili. Natasyon, feminen, yüzme. Futbol, futbol, maskülen. Antrenon, antrene fiili. S'entraîner nedir? Antrenman yapmak. Je fais de la... Ne diyeceğiz burada? Je fais de la natation. Ben yüzüyorum. Feminen, en piscine. Havuzda yüzüyorum. Piscine, havuz. Nous nous entraînons au voleybol dans la salle de sport. Spor salonunda biz voleybol antrenmanı yapıyoruz. La salle de sport, burada spor salonu. Pendant l'été, yazın, ils nagent, onlar yüzüyorlar. Nage, yüzmek, dans la mer, denizde yüzüyorlar. Vous pratiquez le saut à ski sur le tremplin. Siz tramplin üzerinden kayakla yüksek atlama yapıyorsunuz. Vous pratiquez. Les jeunes jouent au football dans le stade. Stadda futbol oynuyor gençler. Gençler statta futbol oynuyorlar. Natasyon, antrenon, mer, vous pratiquez, il joue au foot. Dit vrai ou faux? Doğru, yanlış artık. Bunu biliyorsunuz. Birlikte bakalım. Le vélo, bisiklet biliyorsunuz. Est un sport nautique. Su sporu demek nautique. Faux. Bisiklet. Su sporu değildir.
Le patinage de vitesse est un sport d'hiver. Hız patinajı kış sporudur. Bu doğru bildiğim kadarıyla kışın yapılıyor. Ils font du ski de fond en mer. Onlar denizde dağ kaya yapıyorlar. Denizde yapılmaz. Fo. Le surf est un sport d'été, yaz, hiver, kış sporudur. Surf, doğru. Buraya. Le voleybol est un sport individuel. Voleybol tek bireysel bir spordur. Faux, yanlış. Çünkü ekip sporudur biliyorsunuz voleybol. Associer les questions aux réponses. Soruları cevaplara eşleştirin. Ne demiş? Est-ce que le scooter de mer est un sport d'hiver? Scooter de mer deniz skuturu kış sporu mudur? Est-ce que soru eki Fransızca'da. Türkçedeki mi soru eki biliyorsun. Cümlenin başına gelince o cümleyi soru yapar. Cevap mi? Cevap bu ya da ne olmalı? No, c'est un sport nautique. Hayır. Su sporudur. Kış sporu değil, su sporudur. Que font les jeunes pendant le week-end? Gençler, les jeunes, ne yapıyorlar hafta sonu boyunca? Ils font du patin à roulette. Patene biniyorlar, paten kayıyorlar. Est-ce que yine mi sorusu, oui ya da ne olacak? Le footballeur font de la boxe. Futbolcular boks mu yapar? Non, ils jouent au foot. Hayır, onlar futbol oynar. Jouer au foot. Futbol oynamak biliyorsunuz. Quels sont les objets du tennis? Tenisin araç gereçleri nelerdir? La raquette, raket, ela, bal ve toptur. İkisi de feminen. La raquette, ela, bal. Evet, son etkinliğe geldik sevgili öğrenciler. Complétez les phrases, cümleleri tamamlayın. Bir test A, B, C, D diye düşünebiliriz. Cet hiver, bu kış, tüm aile, toute la famille, tüm aile, va, gidiyor, à la montagne, dağ, feminen. Pour faire quoi? Ne yapmak için gidiyorlar? Pour faire de l'escalade. Tırmanış biliyorsun, escalade. Tırmanmak için gidiyorlar. Yüzmek için gidiyorlar, natasyon. Du ski de fond, dağ kaya. Du patinaj artistik, dağda yapılmaz. Burada en mantıklısı de l'escalade. Cet été, bu yaz, nous allons au bord de la mer. Deniz kenarına gidiyoruz. Pour faire de la voile. Voile, yelkenli. Yelkenliye binmek için au bord de la mer, deniz kenarına gidiyoruz. Bu yaz, cet été. Bu yaz, cet hiver, bu kış. Ce week-end, bu hafta sonu maskülen. Un groupe de jeunes, bir grup jeune, genç. Von gidiyor à l'école, okula, dekitasyon, ne okuluna? Binicilik okuluna. Pour faire du cheval diyeceğiz. Yanlış işaretlemişim. Ata binmek için nereye gidiyorlar? Binicilik okuluna gidiyorlar. Du vélo, bisiklet, de la boxe, boxe, de la plongée sous-marine, deniz altına dalma. Burada binicilik okulu, faire du cheval, ata binmek. Peki, au revoir, à bientôt.